Evet, herkese selam. Bana günaydın. Sizlere iyi seyirler. Bugün 8 Nisan Pazartesi. Yani bayram tatili başladı aslında. Ama ben, herkes bayram tatilinde motorla yolculuğa çıkar. Ben motor ekipmanıyla böyle garip bir gece gece sokaklarda yürüyüşe çıktım. Sebebi de şu, durup konuşayım. Bihter'in motosikletini biliyorsunuz alamamıştık. Gümrükle ilgili bir problem yaşanmıştı vesaire. Gittiğimde anlatırım. Şu an ben İstanbul'a gidiyorum, Antalya'dayım. Saat gece 3.30. Neden bu saatte gidiyorum? Nihayet Bihter'in motosikleti geliyor ve biz de satışını alacağız. Taksi durağı neredeydi? Şu tarafta. Bihter niye yok diyeceksiniz belki. Bihter mesleğine, kutsal mesleğine geri döndü arkadaşlar. Hemşire olarak Antalya'da çalışmaya başladı. Dolayısıyla onun nöbeti vardı bugün. Hastanede olacak, çalışıyor olacak. Bayramdan önce de motoru almamız lazım. Bugün de bayramdan önce son çıkış. Yani noterlerin açık olduğu son iki güne girdik. Motorun geldiğini haber verdi. ARN Motor. Ben de dedim ki hemen geliyorum. O motoru alacağım. Hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi taksiye binip uçağa gideceğim. 5-10 gece uçuşum var. Sizle beraber bütün bu süreci birlikte yaşayacağız. Motoru teslim alacağız vesaire vesaire. Orada görüşürüz. A few moments later. Evet, havaalanına geldim. Şimdi diyeceksiniz ki neden saat 3.30'da çıkıyorsun Emre? Başka gidecek uçak mı yoktu? Yoktu. Sabah saat 9 gibi ARN motorda olmam lazım. Çünkü bir an önce motor teslim almak istiyorum. Hani satış işleminde bir sıkıntı çıkarsa işimi şansa bırakmak istemiyorum. Çünkü araya bayram giriyor ve bayram tatili süresince biz aslında tur hazırlığı yapacağız. Biz bir tura çıkacağız. Böyle müjdeli haberi de vermiş olayım. Tur serimize Batı Karadeniz olarak başlatmak istiyoruz. Böyle yeni Küre Dağları, Yenice Ormanları diye güzel bir rota yapmak istiyoruz. Bu rotaya da tabii ki Bihter yeni motosikletiyle çıkmak istiyor. Bunu yapabilmek için de bugün bu motoru bir şekilde benim almam lazım. O yüzden bu kadar erken kalkıp heyecanlı bir şekilde canım eşim için gidip onun motorunu getireceğim, binerek getireceğim. Çünkü moto transferi ayarlamak için yeterli süre de yok. Hem binip rodajını bu yolda tamamlayıp bayram boyunca da işte o kalan rodajın kalan kısmını Bihter tamamlayacak. Daha sonra bayramdan sonra tura çıkacağız rodaj bakımında Antalya'yı yaktırıp falan filan. Şimdi ben uçağı kaçırmayayım. Bir an önce gideyim, sonra sizinle İstanbul'da devam edelim. Bugün günümüz uzun. Belki bugün döneriz, belki yarın döneriz. Bakacağız. Evet, yaklaşık 6 saatlik bir yolculuğun ardından gece 3.30'da başlayan, şu an saat 9'da hala devam eden bir yolculuğun finaline şu an ben geldim. Şu an İstanbul'da Bihter'in motosikletini teslim alacağım yere geldim. Bu yorgunluğa rağmen iyiyim, mutluyum. Çünkü sebebi şöyle göstereyim. Merhaba. Günaydın. Gördüğünüz gibi şu an dükkan açılmadı ama ben buradayım. ARN Plaza'dayız. Şu an Bihter'in motosikleti burada içeride. Poyraz Bey ve ekibini bekleyeceğiz. Burada ben biraz şeyden bahsedeyim. Motor neden gecikti biraz ondan bahsedeyim. Şimdi siz hepiniz muhtemelen geçtiğimiz haftalarda motorun gelmiş olmasını bekliyordunuz. O videoyu bekliyordunuz. Çok yaza neden oldu. Onu şöyle açıklamak istiyorum. Gümrükle ilgili motosikletin gümrük işlemleriyle ilgili ufak bir sıkıntı çıktı. Ve bu sıkıntıyı çözmek için Spor Moto bir hayli uğraştı. Sağ olsunlar, şu an onların sayesinde motoru erken alabiliyoruz. Ve ARN'nin bizim nazımızı çekmesi ve gayretiyle bu motoru alıyoruz. Onlara buradan bir kez daha teşekkür etmiş olayım. Şu an burada yoklar ama
ben buradayım yani, teşekkürü iletmiş olayım. Motosikleti bugün noter işlemlerinde bir aksilik olmazsa teslim alıp buradan Antalya'ya doğru yola çıkmayı planlıyorum. Şu an iyiyim. Hani biraz uykusuzluk tabii ki var. Yorgunluk tabii ki var ama çok heyecanlıyım. Eşim için heyecanlıyım. Çünkü Bihter 3 yıldır 390 Adventure kullanıyordu. Ve artık bir devir atlıyor onun için. Onun için yeni bir macera, yeni bir yolculuk başlıyor. Birlikte 890'la birlikte çok daha keyifli bir ikili olacak bence motosikletlerimizde. Seçimiyle ilgili çok yargılayan oldu. İşte yanlış karar vesaire gibi. Saygı duyuyorum herkesin görüşüne, fakat buna karar veren benim eşim ve kararının sebebini açıklar. Yanlış veya doğru seçim olması tamamen ona bağlı. Ne benim ne de başkalarının bu seçimle alakalı yanlış veya doğru olarak nitelendirebileceği bir durum yok. Dolayısıyla görecek. Beklentisini karşılayacak mı karşılamayacak mı bakacak. Deneyimlemek istediği motosikleti deneyimleyecek. Hani burada doğru veya yanlış olayından çok daha önemli bir durum var. Neyse, bunları konuşuruz uzun uzun. Şimdi birazdan açılacak ve motosikleti sizinle birlikte ilk defa göreceğiz. Bakalım içeride bizi ne bekliyor. A few moments later. Ve mutlu son. Bihter'in motosikleti karşınızda arkadaşlar. 690 Enduro R. Bunu çoğunuz beklemiyordu biliyorum. Böyle pat diye de göstermek istedim işin açığı. Hatta şöyle bir jelatinlerini kaldıralım. Şunu da alalım. Böyle gördüğünüz gibi yaldır yaldır. Bihter adına ben basıyorum. Vatana millete hayırlı olsun. İşte bu. Evet, işte böyle. Bir devrin başlangıcı, başka bir devrin sonu oldu bizim için. 390 Adventure ile Bihter yaklaşık 3 yıl birlikteliğinden sonra şu an şu arkamda görmüş olduğunuz 690 Enduro R'a geçti. Bu seçimle ilgili çok değişik yorumlar aldık. Onlara Bihter yanıtlasın. Neden 690 Enduro R seçtiğini, niye böyle herkesi, hepimizi şaşırttığını kendisi ayrı bir videoda anlatır. Onu söylemek bana düşmez. Şu an bana düşen tek şey onun motorunu teslim etmek olur. Ona götürmek olur sağ salim. Şu an İstanbul'dan Antalya'ya yola çıkacağım. Bugün uzun bir gün, yorucu bir gün oldu benim için. Gidebildiğim kadar gideceğim. Ve Bihter'i en kısa sürede yeni motoruyla kavuşturacağım. Bu süreçte bize destek olan, bu motorun satın almasından şu anki teminine kadar destek olan Spor Moto KTM ve ARN Motors ailesine çok teşekkür ederiz. Sonucu güzel olacak. Elimde de bu pat patlar kaldı. Bunları patlata patlata gideceğim. Yolda ben ilk deneyimlerimden bahsederim ama asıl önemli olan Bihter'in deneyimleri olacak. Bunları da sizle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi bu arkadaşla yola çıkalım. İstanbul'a 690 Enduro R'la veda vakti. Bakıyorum nereden gidiyorum. Hemen şuraya çantamı taktım, navigasyonumu kurdum. Antalya'ya doğru yola çıktım. Bihter'in 690 Enduro R'ını şimdi ona kavuşturmaya götürüyorum. Ve ilk sürüş deneyimini de sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk hissiyatı sizlerle paylaşmak istiyorum. Motoru teslim aldıktan sonra işte diğer eksiklerini tamamladım. İşte çantasını taktım, arkayı kontrol ettim. Yola çıkmadan önce bir eksiği var mı diye kontrol ettik. Herhangi bir eksiği yok. Yola çıkmaya hazırız dedik. Dün de dinlendim. Dün yola çıkmak istemedim. Bugün daha rahat rahat hem size anlata yolculuğa devam ederim diye düşündüm. Şu an şöyle bir durum var. Bu motorla genelde hani uzun yol konusunda çok yorum aldık. Özellikle işte o motorla yol yapılır mı? O motorla uzun yola gidilmez vesaire vesaire. Tabii ki bunu konforsuzluğuyla alakalı gelen yorumlar olarak değerlendirdik. Ve haksız da değiller. Hani konforsuz motosiklet ama uzun yol yapılır yapılmaz noktasında biz aynı fikirde değildik hiçbir zaman. Ve şu an
bir günde yaklaşık 700 kilometrelik bir yol kat edeceğim. 10 saatlik bir sürüş olacak. Rodajlı olduğu için çok hızlı yapamayacağım. Yani ya Isparta'ya kadar ya da Antalya'ya kadar zaman sürecine göre kendimi de çok yormadan ilerleyeceğim. Yorulduğum yerde de bırakacağım. Bu süreçte de nasıl hissettiriyor motosiklet, size onlardan bahsedeceğim. İlk sürüş deneyimi olarak hani yerden yüksekliği falan zaten benim alışık olduğum bir şey. 890 Adventure kullanıcısı olarak. Böyle bindiğinizde üzerine ya hani çok böyle her şeyi yapmaya müsait bir motosiklet hissi veriyor size. Her an böyle şuradan atlayıp şuraya zıplayıp çatıdan geri atlayabilirim gibi bir motosiklet. Gerçekten o his size veriyor ve Quick Shifter'ı aktif geliyor bu motosikletin. O çok güzel. Çok güzel çalışıyor. Hani rodajlı olmasına rağmen Quick Shifter böyle yağ gibi çıt 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 akıyor. Burada sürüş modları var. İşte off-road sürüş modu, normal sürüş modu. Traction Control var bu motosiklette. Bakmayın burada Casio saat var. Evet haklısınız ama burada Traction Control, işte kaydırmalı debriyaj, viraj ABS'si. Yani teknolojik olarak gayet donanımlı. Sadece verileri size gösterdiği verilerde birazcık böyle kısmışlar. Onlardan bahsederiz. Şimdi konumuz zaten 690 Enduro Arı anlatmak değil, 690 Enduro Arı yaşamak birlikte. Motosikleti hop küt. Belli de öyle bir şey yapacağım. Motosikletin sürüş hissiyatını sizlerle biraz paylaşmak amacım. Motosikleti size daha sonra Bihter'le birlikte anlatacağız. Bihter de deneyimlerini aktaracak. Çünkü genelde Bihter'de olacak motosiklet. Ben sadece uzun yolda alırım diye düşünüyorum. Offroad kısmında daha hafif bir motosiklet olduğu için Bihter devam edecek. Motor böyle gazı verdiğimizde alışı, böyle virajı alışı falan çok tatlı. Hani böyle sanki yol kabiliyeti olan spesiyel bir motosikletle yolculuk yapıyormuşsunuz gibi bir his var. Gayet böyle keyifli ve çok eğlenceli. Yani bunu tam olarak bu kelimeyle tanımlayabilirim. Çok eğlenceli bir motosiklet. Tabii ki bunu arazide kullandığınızda daha başka hissiyatlar da olacaktır. Onları da sizlerle zaten paylaşacağız. Sonuna karşınızdayız. Şöyle ne kadar görünüyor bilmiyorum. Gece biraz karanlıkta da olsa mutlu son. Şöyle Bihter'e
Ben mikrofonu Bihter'e vereyim. Öncelikle şundan bahsedeyim. Yolculuk. Şu an sessiz konuşuyorum. Çünkü apartmanın dibindeyim ve biraz insanları rahatsız etmek istemiyorum. Yolculuk güzeldi. Rahattı. Konforluydu. Ufak tefek aksilikler yaşadım ama hallettik. Hiçbir problem yok. Geldim sağ salim evdeyim. Emaneti sahibine kavuşturuyorum. Detayları size daha sonra aktaracağız muhakkak ama şimdi ilk hissiyatları bir motor sahibinden dinleyelim. Ne diyeceğim şimdi? Beklettin o kadar. Evet, motorumu ilk önce Emre sürdü. Sıfır diye aldım. Kilometre yapılık geldi. Neyse. Çok tatlı görünüyor. Çok güzel görünüyor. Hissiyat dedin de ben nasıl güzel hissediyorum? Büyük hissediyorum. İlk gördüğümde ne hissettin? Ya tabii. İlk gördüğünde heyecanlı oluyor. Bayramlığım gibi bir şey oldu şimdi. Tam bugün aslında bayram. Bayramınız da kutlu olsun. Çok güzel oldu. Tabii çileyi Emre çektiği için şu an saf bir mutluluk yaşıyorum. Yani çok tatlı görünüyor. Aslında grenajı yok, grenajı yok diyordum ama bu yeni grisi, şu arka kısmı, selesi falan tatlı görünüyor yani. Bir de üstüne oturdum, hafifliğini çok sevdim herhalde. Hakim olabilirim diye düşünüyorum. Torkunu sonra göreceğiz. Ne kadar da güzel olduğunu ya da onların nasıl yanıldıklarını bir an önce göstermek istiyorum. Tabii ki bunu da ben de yaşayarak, hem yaşamak hem de bunun bu şekilde olduğunu göstermek istiyorum. Yani bu süreci aslında benim kendi kendime yaşayacağım bir süreç değil. Aklımda benim de soru işaretleri olduğu için, heyecanlı olduğum için birlikte yaşayıp göreceğimiz bir süreç. Sizler içinizden belki hani Emre'nin dediği gibi farklı düşüncelere sahip olabilirler. Benim bile aklımda bu kadar net düşünceler yokken çok erken konuşmamak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden sizlerle birlikte göreceğiz neler bekliyor bizi. Ama çok güzel yorumlar da alıyorum arka planda. Ya da farklı bir makine tercih ettiğim için, sıradanın dışına çıktığım için tebrikler de alıyorum. Tabii ki böyle güzel şeyler de oluyor. Neden 7.90 değil de 6.90 olduğunu sonra anlatacak mısın? Anlatırım. Sonraki videolarda? Sonraki videolarda aksesuarlarını, neler tercih ettiğimi, ilk sürüş hissiyatını anlatabilirim size. Neden aldığımı anlatabilirim size. Böyle şeyler yaparız ama işte genelde böyle motor aldığımız videolarda biz motoru beklemediğimizi düşünüp yorumlarda ben aylardır bekliyorum yazanlar var. Arkadaşlar bekledim yani, bayağı da bekledim bu sefer. Onu da belirtmek istedim. Yani bu videonun yorumlarına yazan olursa gerçekten cevaplarım, acımam. Bu bölümün adı şey olsun, tura doğru. Evet. Aşkım, teşekkür ederim. Rica ederim. Yorulmadım. O zaman 8.90'la 6.90 bir buluşsunlar. Sonra ne? Sonra uyu sen. Sen bir uyu istiyorum. İyiyim ya, iyiyim. Ben de bahsedeceğim. Bahsedeceğim mi? Sonra anlatırım. İçimde çok tatlı bir heyecan var. Bir motor alma vlogunun da sonuna geldik. Allah herkesin istediği motoru, gönlündeki motoru nasip etsin. Daha güzelleri sizlerin olsun. Gerçekten çok güzel bir duygu. Gönülden söylüyorum. Yani bu videoyu izleyen herkesin gönlündeki motor neyse altındaki motor olsun. Bihter niye bu motoru seçtiğini zaten anlatacak size. Daha sonraki videolarda bunları tartışırız. Motosikletin yeni buradaki, ismini de söylerim. Hani hiç buradaki yorumlara yanlış seçim falan yazmanıza gerek yok. Onu Bihter anlatacak. Yok, gaza geliyorum. Aynen. Yazabilirsiniz. Hiç gerek yok yani. Hani farklı konular var orada. Anlatırız, konuşuruz beraber. Şu an bir mutluluğu paylaşıyoruz sizinle. Evet. Güzel bir maceranın, yeni bir sayfasının açılışını paylaşıyoruz sizinle. Yani sebebini sonra açıklayacağız tabii ki ama şöyle söyleyeyim. Bu günün, yani yaşadığım bu zamanın, bu yaşımın, bu zamanın, çıkacağımız yolculukların en doğru kararıydı bu motosiklet. O açıdan öyle. Ha, görürsün, yakışacağız, güzel olacak. Uzun yolda korktuğunuz kadar yormuyor. Yani, ölmedi ya. Ben bu cümleyi kurarak bitireyim. Mutluyum bugün. Bununla şimdi mutlu uykusuz. Güzel bir tur hazırlığı yapıyoruz. Bundan sonraki videolarda yeni bir tur serisine başlıyor olacağız. Takipte kalın. Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Orada canlı canlı paylaşıyor olacağız bütün böyle hazırlık safhalarını, motorla ilgili işte ne yaptık, ne ettik falan. Instagram'da da takip edin. Canlı canlı paylaşmak için ilk önce canlanması lazım. Aynen, ben çok birilerinin şey oldum. Gece şey, düşeyim. Kusura bakmayın. Emre için bir beğeniye tık diyoruz. Abone olmadıysak olup çanları açıyoruz. Yorumlarda görüşürüz. Buluşuyoruz. Bye bye. Hoşça kalın. Bye. İyi bayramlar.
Hadi gel, elini öpeyim. Harçlık var mı yanında? Hadi gidelim.